önemli meselelerden birisi şu hastanedeki randevu meseleleri. Alamıyoruz randevu, bulamıyoruz randevu, 2 ay sonraya, 3 ay sonraya, 5 ay sonraya atıyorlar diye sitem ediyorsunuz. Sonuna kadar haklısınız. Sonuna kadar haklısınız. Randevu bulunamıyor. Hele hele bazı bölümlerde 3 ay 5 ay sonraya randevu mu olur ya? Kim öle kim kala? Yazık günah. Niye bulunamıyor? Çünkü geçen yıl Sayın Bakan açıkladı. Yani 25-30 milyon kişi randevu almış. 2023 yılı verileri bunlar. 30 milyondan fazlaydı hatta. Randevu alıp randevusuna gitmeyen kişi. Randevuyu alıyor vatandaş, randevuya gitmiyor. Kardeşim, gidecek olan aylarca bekleyenler var senin yüzünden, niye gitmiyorsun? Dolayısıyla bir tıkanıklık yaşanıyor. İnsanlar rahat ulaşamıyor hastaneye, doktora. Uzun bir süre beklemek durumunda kalıyor. Nasıl çözeriz, nasıl çözeriz denildi. Bir çözüm bulundu. Bu ne kadar çözüm? Ya da bu problem ne kadar hızlı sorun çözüme kavuşur, bunu göreceğiz. Daha dün başladı, dolayısıyla bugün harika gidiyor her şey, müthiş diyemem, şimdiden diyemem. Böyle bir 1-2 hafta, 1-2 ay geçmesi lazım, bir görmemiz lazım bu sistemi. Nedir o sistem? 10 aylı randevu sistemi efendim. Hastanelerde 10 aylı randevu dönemi başladı. Merkezi hekim randevu sisteminde 10 aylı randevu dönemi dünden itibaren başladı. Hastalar öncelikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarından MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya alo 182 çağrı merkezinden randevu oluşturacak. Normal oluşturduğumuz yerler. Evet, eyvallah. Yeni uygulamayla randevu tarihinden bir gün önce saat 20'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi ve gelemeyeceğini, şayet gelemeyecekse, sisteme bildirmesi gerekecek. Onay işlemi de randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak. Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular bir gün önce saat 20'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek. Herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek demiş efendim haberde. Önemli bir mesele. Yani randevuyu al, unuttum de. Randevuyu al, gitme. Olmaz. Başkasının hakkına giriyorsun. Dolayısıyla akşam 8'e kadar onaylayacaksın. Onaylamadığın takdirde sistem iptal ediyor randevunu. Tekrar randevu alabilirsin. Onda bir sıkıntı yok. Ancak randevuyu onayladıktan sonra gitmezsen 15 gün hastaneye gidemiyorsun. Sağlık kuruluşlarından kastı sağlık ocakları. Oralara başvurabiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz diyor. Gelin haberin detaylarına bir bakalım. Gelmeyen olunca dolu gözüktüğü için randevu vermiyorlar. Bu sefer de muayeneye gelemiyoruz. Vallahi biz iptal ettiriyoruz. Bilmiyorum yani iptal ettirmeyenler var mı? Tabii işimiz gücümüz olduğu zaman tabii arayıp da iptal etmiyoruz yani işin doğrusu. O da burada hizmette aksaklığa neden oluyor. 2023 yılında 23 milyon hasta randevusuna gitmedi. Sağlık Bakanlığı sorunu çözmek için onay zorunluluğu getirdi. Onu biliyorum, evet. Akşam 8'e kadar bir gün önce. Dün ben 182'yi aradım. Eskiden alınmış randevuya onay gerekmiyor dediler. Sağlık sisteminde onaylı randevu dönemi bugün başladı. Randevu alan hasta randevusuna gidip gitmeyeceğini bir gün öncesinden saat 20'ye kadar belirtmek zorunda. Bu olmadı. Tamam, onayladı. Hadi gidemedi, ne olacak? Söylememiz lazım. Geliyoruz ya da gelmiyoruz. Ha, gelmezsek iptal oluyor. Gidersek zaten kaçırmazlar değil mi? Tamam, en güzeli. En doğru olan o. Çünkü gelmiyorsa yerine başkası girer. Kesinlikle onaylamamız gerekiyor. Gideceksek de gitmeyeceksek de. Kanser hastaları ve 65 yaş üzeri vatandaşlar uygulamadan muaf. Onlar için onay şartı aranmayacak. O da doğru, mantıklı bence de. Çok doğru bir karar. Çünkü 65 yaş üzeri hastalarımız zaten yaşlı insanlar. En çok faydalananlar da onlar. Mesela ben 68 yaşındayım. Hastayım, evet. Kanser hastasıyım dediğinde öncelik tanınması gerekir mi? Gerekir. Boşalan randevu talep oluşturan hastanın olacak. Belki bu sistem daha iyi olacak. Adam 10 gün sonra, 15 gün sonra mesela randevu veriyor. Sen yarın olacağını bilmiyorsun ki. Ya düğünün oluyor, ölümün oluyor, kalımın oluyor, işin oluyor, gücünün gelemiyorsun mesela. Ama şimdi bir gün önceden bildireceksin onu. Ya daha iyi oldu. Yeni sistem hastanelerdeki yoğunluğu önleyecek. Doktorların hastalara daha fazla vakit ayırmasını sağlayacak. Güzel bir uygulama. Bunu takdir ediyorum yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.